Büşra Hoca ile resim dersine hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde burun çizimlerinde yapılan hatalardan bahsedeceğiz ve birlikte bir burunu nasıl çizebileceğimizi öğreneceğiz. Normal A4 kağıdım var. Herhangi özel bir resim kağıdı kullanmıyorum. Bir de kara kalem dağıtıcım var. Evet, hemen başlıyorum. Normalde en çok yapılan hatalar mesela şu şekilde bir burun çizilmesi veya şu şekilde çizilmesi. Bunlar en sık yapılan hatalar. Biz bugün ön cepheden bir burunun nasıl düzgün bir şekilde çizilebileceğinden bahsedeceğiz. Öncelikle kaba taslak hangi uzunlukta olacağına karar veriyoruz. Tabi bu işlemi yaparken daha önceden ölçmüş olmamız gerekiyor. Şöyle bir dikdörtgen hat oluşturuyoruz. Evet, burnu tam olarak nereye yerleştireceğimize karar vermemiz lazım. Evet, en son yavaş yavaş ayrıntılara giriyorum. Bunu yaparken eğer bir modeliniz varsa, sizin için sabit durabilecek birisi varsa onlar rica edebilirsiniz. Yoksa daha önce çizilmiş bir çalışmayı deneyebilirsiniz, çizmeyi deneyebilirsiniz. Eğer öyle bir şansınız da yoksa bir burun resmi ya da bir herhangi bir portreyi tabletinize, telefonunuza indirip oradan bakarak da yapmayı deneyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi öncelikle ana hatlarını tam olarak yerleştirmeye çalışıyorum. Hemen gölgelendirmeye geçmiyorum. Şu kısmı yuvarlak olacak. A4 kağıdı kullanmanın nedeni bu sefer de böyle bir çalışma yapalım istedim. Genelde hep eskiz defterine çalışıyoruz, dokulu kağıt üzerine. Yani normal bir A4 kağıdında da eğer iyi bir çalışma yaparsanız gayet güzel sonuç alabilirsiniz. Evet, yavaş yavaş gördüğünüz gibi gölgelendirmeye geçiyorum. Thank you.
Evet, şimdi dağıtıcımı kullanarak gölgelendirme işlemini daha da iyi hale getirebilirim. Evet, son olarak koyu yerlerin etrafından dikkatli şekilde çizgimi çekiyorum. Evet, bu şekilde çalışabilirsiniz bir burun yaparken. Evet, bu çalışma için doğru, bu çalışma için yanlış diyebiliriz. Bugünlük videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.